Cardano üzerine konuşacağız, Adacoin'den bahsedeceğiz ve detaylı bir şekilde durum değerlendirmesi yapacağız diyebilirim. Kar zarar oranlarını vesaire burada bakın haber üzere şöyle aşağı doğru gelelim değerlendireceğiz. Evet, baş kısmından başlayalım. Tüm olumsuzluklar bir arada. Bu altcoin yakayı kurtarabilecek mi? Tabii tüm olumsuzluklar bir arada demek biraz yanlış olur ama bir tane olumsuzluk var. O da harbiden olumsuzluk yani. O da tabii SEC'in meselesidir. SEC meselesinde biraz tabii ADA, işte Sol, Matic tarzındaki altcoin'ler böyle biraz daha günah keçisi olduğu gibi bir durum. Çünkü bunlar daha popüler olduğu için üzerindeki FUT haber etkisi de çok daha yüksek oldu. Bazı altcoin'ler var ki davada adı geçmesine rağmen olaya ilişkin kişisel hususi bir fiyatlandırma yahut FUT haber etkisine kapılmadılar bile. Ya durum bu. Cardano şu an bazı projelere göre bakınız daha iyi duruyor. Şimdi Launch Coin meselesine değinmiştik daha önce ki bu da çok önemli bir meseledir. Launch ve XRP bu iki tane kripto para piyasa bu kadar ciddi düşerken ve SEC olayları altında ezilirken ikisi sadece seyretti. Hatta Launch bu süre zarfında %30 düşen altcoin'ler piyasası içerisinde %6 yükseldi. Yahut XRP bunu fiyatlama noktasında, düşük fiyatlama noktasında diğer kripto paralara göre çok daha güçlü bir direnç gösterdi. Bu da zamanında yaşananlardan ve piyasadaki bakış açısından geçmektedir. Tabiri caizse Ripple'ın tuzu kuru yani diğer projelere göre Ripple'ın SEC'le davalık olması fakat kazanma noktasına doğru ilerlemesi ve piyasadaki devlerin de bu halli hareketlerde bulundurması XRP'yi bu süreçte güçlendirdi. Gel gelelim Lunca, Terra Classic'e. Onların da tabii ki SEC'in radarında olduğu epeydir bilinmekle birlikte ABD tarafındaki çıkacak yasanın burada asıl önemli olan şey olduğunu biliyoruz. Adamların iddiası önceki videoda da konuştuğumuz gibi diyor ki biz öyle bir yasa çıkaracağız ki kardeşim siz şu altcoin'e baktığınız zaman ha bak bu bir menkul kıymet ya da bak ha şu bir emtiyadır diyebileceksiniz. Şimdi halihazırda Lunge'un pozitif avantajı Güney Kore tarafında Lunge'un bir emtia olarak değerlendirilmiş olmasından geçmektedir. Bu neden önemli? Tabii ki nüans farkları olabildiği gibi ufak tefek işte mesela ABD'de Howey testi var falan filan böyle 1800'lü yıllara 1894 yılı olması lazım dayanan bir Howey testi uygulanmaktadır ve bu şekilde karara bağlanmaktadır. Ancak bunun dijital varlıklar üzerinde çok etkin olmadığını anlayabiliyoruz. Nüans farkları olması suretiyle farklı ülkelerdeki değerlendirmelerin bir kripto paranın emtia mı ya da menkul kıymet mi olduğu konusunda fazla şey bulunmamaktadır. Yani bu globale vurulabilecek bir hususu içerir. Şunu söylemek istiyorum. Güney Kore tarafında düzgün bir değerlendirme ile Lunge'un emtia olarak değerlendirilmesi ABD tarafında da bu şekilde değerlendirileceğine ilişkin çok büyük bir argümandır diyebiliriz. Kesinlik yok ama bu durumda bunun olması gerektiği yoksa iki taraftan birinin tezat ve yanlış hareket ettiğine ilişkin yorumlar ortaya çıkabilir ki bunlar haklı olur. Aynı olay Adacoin'e de gerçekleşti. Kısa bir süre içerisinde Güney Kore tarafı Adacoin'i bir emtia olarak değerlendirdiği için olası durumda her ne kadar zarar etkisi sabit olsa da Cardano'nun bu proje dahilinden pozitif ve emtia olarak çıkabilme ihtimali güçlenmiştir. Umarım doğru bir şekilde anlatabilmişimdir. Tamam. Ya durum bu. Popüler bir kripto para birimi olan altcoin ada önemli zorluklarla karşı karşıya. Çünkü adreslerin büyük bir çoğunluğunun şu anda kaybetme pozisyonunda olması durumu var. Ayrıca işlem hacmindeki düşüş nedeniyle önemli zorluklar yaşanıyor. Bu yazıda diyor Cardano'nun mevcut durumuna ve sahipleri arasındaki duyarlılığa ışık tutan temel zincir içi ölçümleri inceleyeceğiz. Altcoin Cardano adreslerinin neredeyse %90'ı zararda. Ya %90'ının zararda olmasına çok fazla şaşmamalı. Çünkü epey zamandır neredeyse bir ilk hareketçi olan Adacoin uzunca bir zamandır geri çekiliyor. Ayı sezonu yaklaşık yani Adacoin'deki hareket yaklaşık yanlış olmasın Ağustos ayından beri 2021'in Ağustos'undan beriydi galiba. Hemen bakayım yanlış söylemeyeyim ki Eylül'ünden beri düzeltiyorum. Nerede en son? Evet
1 Eylül tarihinde ateşi yapmış, ondan sonra güle güle demiş. Bu tarihten beridir de geri çekilme etabında. Bu ada coin için, yani bu altcoin'in kendisi için normal, fakat yeni giren yatırımcıların içeride kalması hususunda da böyle bir durum oluyor. Ben de bundan kaynaklı olarak zaten XRP ya da Litecoin gibi adadan bile daha radikal, ilk hareketçi olan kripto paralar için sürekli bu durumun altını çiziyorum ki yatırımcı ilk dalga hareketinde satış gerçekleştirmek yerine uzun vadede kendi iradesiyle tutuyordur, o başka bir konu. Ama ben bu sezon değerlendiriyorum deyip ilk dalga hareketindeki ATH'da satışı koymayıp 2025'te de aynı durumu isterse, bunu coinler kendi normalinden ötürü yapmayacağı için yatırımcı istediğini bulamayacaktır. Ve benzer aynı bir süreç XRP ve Litecoin yatırımcısı da yaşayacaktır. Muhakkak ki ben her ne kadar bunların üzerinde dursam da bu sıkıntılar maalesef yaşanacak. Çünkü sonuçta herkese tutup hitap edemiyoruz. Son veriler Cardano adreslerinin yaklaşık %90'ının kayıp yaşadığını ortaya koyuyor. Adreslerin yalnızca küçük bir kısmı, yaklaşık %7,11'i şu anda karla satış yapabiliyor. Buna ek olarak adreslerin yaklaşık %3,1'i herhangi bir kar ya da zarara uğramadan satış yapabilmekte nötrde kalmışlar yani. Bu zarar bölgesindeki adreslerin yaklaşık %80'ine karşılık gelen bir önceki rakama göre kayda değer bir artışı temsil ediyor. Diğer taraftan zarar eden adreslerin sayısının arttığını gösteriyor. Evet, şu şekilde de ortalama fiyatlandırmaya göre şeyler var. Bakın, tamam mı? Cardano işlem hacmi keskin bir düşüş gösterdi. Normal, sürekli direnç deniyor coin. Cardano sahiplerinin yaşadığı kaybın yanı sıra adanın işlem hacmi de önemli bir düşüşe tanık oldu. Hızlı bir büyüme döneminin ardından işlem hacmi Cardano andaki alım satım faaliyetlerindeki düşüşü yansıtacak şekilde düşüşe geçti. Büyük yatırımcı sayısı düşmeye devam ediyor. Bu da normaldir. Bakın 140 büyük yatırımcının elinde bulunuyor falan filan. Bu da normaldir. Bakınız, en son SEC vakası yaşandı. Tabii ki bu durum kaynaklı olarak bir takım sıkıntılar da gün yüzüne çıktı, değil mi? Konuyla alakalı zaten sürekli uyarıyorduk. Ne yapabilir? Büyük eller tarafından geri çekilinebilir vesaire vesaire, kurumsal ilgide zayıflık gözlemlenebilir. Bu tabii ki de kısa orta vadede ada bunu egale edecektir. Ama uzun vadedeki olası SEC riskini hala her şeye rağmen unutulmaması için, akılların bir köşesinde bulundurulması için altını çizmeyi de sürdürüyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.